Bu bölümde sizlere Power BI Desktop üzerinde dilimleyicilerin, slicerların kullanımını göstermek istiyorum. Yine veri kaynağımız tipik satışlar dosyasına açalım Excel dosyasını. Yine herhangi bir Power Query işlemi yapmadan doğrudan yüklüyorum. Arkadaşlar bu slicer, işte dilimleyici hemen her raporumuzda yer verebileceğimiz bir görsel, bir araç. Özellikle hani rapor ne için yapılır? Bir interaktivite için, yani kullanıcısı onu seçecektir. Hangi ay, hangi müşteri, hangi ürün vesaire gibi. Şimdi basit bir grafiksel rapor hazırladığımızı ve onun da dilimleyiciler aracılığıyla filtrelenmesini birlikte yapalım. Bir tane sütun grafiği atıyorum. Herhangi bir şey olabilir. Kitaptaki gibi veya ben burada atıyorum işte markaların tutarları olsun. Bir tane pasta atalım. O da efendim işte müşterilerin işte tutarları olsun. Bir de isterseniz line şey yapalım, çizgi grafik yapalım. Onda da aylık satışlarımız olsun. Yani buraya tarihi atıyorum. X eksenine ay için düzenliyorum. Ve Y eksenine de yine tutar atıyorum. İşte raporumuz. Hatta üstüne de bir gör şey koyalım. Artık tasarımını yapmıyorum. Renklendirmeleri. Bir tane de şey koyalım. Bizim kartlarımızdan koyalım. Raporumuzda çeşitli kartlar koyardık biliyorsunuz. Ona da toplam tutarı gösterelim. İşte adetleri gösterelim falan filan. Bir tane şöyle kontrolle sürükleyeyim ya da kontrol CB yapayım. Orada adeti çekeyim. Evet. İşte raporumuz bu. Tabii görsellenecek vesaire. Onu uygulamalarımızda biliyorsunuz. Çok farklı raporlar hazırlıyoruz. Şimdi tabii raporu kullanacak kişi bizden ne isteyecek? İstediğim ayı, istediğim müşteriyi, istediğim satıcıya göre bu görseli işletelim bir anlamda. O zaman ne yapıyoruz? İşte dilimleyici burada bunu alıyoruz, atıyoruz. Dilimleyicinin çok değişik kullanım şekilleri var. Hemen bir alan sürükleniyor. Mesela tarihi atalım. Tarihi attığınızda bu varsayım tarih tasarımı. Bakın hop tarihi istediğiniz aralıklarda buralardan düzenleme şansınız var. Ondan sonra kullanabiliyorsunuz. Tabii ki giderim düzenlemesine hemen biçimleme. Bakın dilimleyici ayarları slices settings'ten bunlardaki stil en çok başvuracağımız şeyler. Bakın dikey liste sanıyorum vertical list kutuculuk tile diye geçiyor. Arasında önce sonra açılan kutular. Bu da çok kullanışlı bir şey. Birazdan hepsiyle kullanım yaparız. Dikey liste yapayım bir tane. Bakın dikey liste yaptım. Güzel kullanabilirsiniz. Hatta gidelim hemen bunu ay yapalım değil mi? Tarihi hiyerarşisini atalım. Tarihi hiyerarşisini seçelim. Aya çevirelim. Bakın tarihi böyle seçebilirsiniz. Ya ama ben işte kutucuk o yatay kutular şeklinde olanı tile şeklinde diyor. Tabii ki çok daha kullanışlı. Bakın kutucuk. Evet. Bir de tabii bir detay daha var. Seçim kısmı, selection kısmı. Çoklu seçimi açmanız lazım ki pardon tümünü seç özür dilerim. Yani burada bakın Mart ayı efendim Ocak ayı seçtiğim gibi ondan sonra tümünü seçle tekrar geriye gelmesi lazım. Aralık ayı vesaire gibi. Bu arada çoklu seçimler CTRL ile oluyor. Ondan sonra çoklu seçime izin verilmiş sanıyorum. Tamam CTRL ile seçim. Vermeyebilirsiniz. Tek tıkla da seçilsin dersiniz. Yani bunların hepsi opsiyonları. Bu düzenlemenin bakın çok güzel oldu. Yani raporlarımızın hemen her birinde yer vereceğimiz şeyler bunlar. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz ayı veya tümü seçmek. Daha başka bakalım. Bir dilimleyici yine atıyorum. Bakın farklı size kullanımlarını göstereceğim. Mesela bir satıcı listesi, müşteri listesi gibi müşteri alayım. Burada da bakın tabii ki olabilir. Böyle kullanım da yapılabilir ya da daha çok müşteri. Ama bir müşteri seçilecekse
bakınız burada neyimiz var? Açılar listesi şeklinde sanıyorum bir düzenlememiz var. Şu işte. Bakın hani klasik liste kutusu. Buradan açacaksınız. Bir de istiyorsanız hafiften bir de renklerin farklılığı olsun. Ondan sonra az bir şey açayım. Bakın istediğin öz müşteriyi seçebiliyorsunuz buradan. O müşterinin rakamlarını, o müşterinin Mart ayını gibi. Yokmuşum bu Mart ayında. Tekrar seçtim, kaldırdım. Tümünde varsayım olarak. Yine bir başka tasarım yapalım. Çok değişik şekilleri var. Diğer tasarımlarına bakalım. Tabii bir alanı atalım buna. Satıcıyı atalım. Satış elemanını. Yine satış elemanlarını böyle de yapabilirsiniz. Ondan sonra dikey liste şeklinde, kutucuk şeklinde. Ondan sonra açılan liste şeklinde satıcılarımızı da seçebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi farklı kullanım seçeneklerini buralardan seçebilirsiniz. Onun dışında yine ayarlarından bakalım. Dilimleyici ayarları, stil ayarları vardı. Seçim imkanları, tekli, çoklu seçim, tümünü seç izni olsun gibi ayarlar. Ondan sonra dilimleyici üst bilgisi değerler. Bunlar üzerindeki değerlerle ilgili hemen hepsinde var. Values, yani daha büyük göstermek, bold göstermek falan filan gibi. Yani açıldığındaki listelerle ilgili. Yani çok güzel bir şey bu dilimleyicilere yer vermek. Bu sayede istediği ayı, istediği müşteri ya da müşterileri, istediği ayları seçebilecek. Başka neyiniz varsa ürünle ilgili, istediği ürünü değil mi? Bir de ürün seçtirelim. Mesela burada. Onu seçtirdim, onu seçtirdim. Ondan sonra burada ürünü atıyorum. Evet, bakın gayet güzel. İstediğiniz ürünleri birden çok seçebiliyorum CTRL tuşuyla. Ondan sonra tabii tümü seçeneği yok değil mi? Hemen tümünü seçti açalım buradan. Dilimleyici ayarlarından, seçim ayarlarından tümünü seç de çıksın. Hemen tümünü seçeyim. Gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi dilimleyicilerin kullanımı. Tabii bir detay daha var. Şimdi dikkat ederseniz 3 tane grafiğimiz var. Basıyoruz hatta 5 tane. Mart ayı diyoruz, Haziran ayı diyoruz. Tutar değişiyor, adetler değişiyor. Şuradan tümünü seçtik. Bir tek Ocak ayını seçeyim. Ocak ayındaki satışımız, adetimiz, grafiğimiz zaten bir ay olduğu için şeyimiz yok. Bunlar zaten seçildi. Yani hükmü yok bunun bir anlamda. Ocak ayı devreye girdi. Tümünü seç, Ocak ayı. Dikkat ederseniz tümünü seçtiğim, bu arada da seçim yok, Ocak ayı. Bütün görseller Ocak ayına dönüyor. Burada görmüş olduk. Ben istiyorum ki Ocak ayı döndüğünde şuna dokunulmasın. Bunun üzerinde dursun. Bu yıllık trendimi göstersin. Bakın görseli seçiyorum. Özür dilerim. Şeyi seçiyorum. Dilimleyiciyi seçiyorum. Veri detay kısmına gidiyorum. Biçim kısmına gidiyorum. Etkileşimleri, interactions deniliyor. Etkileşimleri düzenle. Geldim. Bakın hepsinin etkileşimleri açtı. Şu aktif, bu pasif olacak. Buna basıyorum. Tamam, bitti etkileşim dedim. Şimdi bakın Ocak seçtim. Dikkat ederseniz buna dokunulmuyor. Şubat seçeyim. Ondan sonra tümünü seçtiğim. Şubat seçeyim, Mart seçeyim. Yani o görseller görmüş olduğunuz gibi etkilenmiyor bu görselimiz. Diğerleri etkileniyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani istediğiniz filtrenin, diyelim ki ben buradan bir müşteriyi seçtim. Hemen görsellerim etkilendi. Ya bu dilimleyici çalışsın ama onu seçeyim tekrar. Yine bunun istemiyorum devreye girmesini. Bakın şimdi gidiyorum. Ertan Ağaç'ı seçtiğimde o değişti ama benim yine yıllık şeyim değişmedi gördünüz gibi. Seçtim. Tümünü seçine gideyim. Ondan sonra ya da kaldırayım. Tümünü seçi yok herhalde.
Evet, bu şekilde. Dilimleyicilerin kullanılması çeşitli şekillerde tasarımlanması, ondan sonra ve etkileşimlerin düzenlenmesi yapmamız gereken ana işlemlerden birisi. Hemen her raporumuzda da ihtiyaç olacaktır. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere, hoşça kalın.